Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fon Altı 1,5 milyon coin paket açacağız. Altın, premium altın paketinden açacağız hepsini. Bütün şeyi biteceğiz. Önceliğim şunu söyleyeyim. Şu oyuncuları çıkarmak. Messi ve Ronaldo'yu. Şu iki makinayı çıkarmak. Oyun makinelerini çıkarmak. Önceliğim. Umarım bugün bir bu kanalda ilk paket açıldığımızda efsane bir paket açıldığımız olur. Başlıyoruz. Hadi bismillah diyorum. Şunu da belirteyim, normalde bu kanala pek video gelmiyor, okulumdan dolayı çizimler olsun, başka şeyler olsun. Pek şey gelmiyor, video gelmiyor gerçi. Bir ara zaten 2-3 video atmıştım ama 50 abone falan olmuştu hemen. Ama şimdi paket açacaktım, Ronaldo'yu Messi'yi çıkarmaya çalışacaktım, dedim bir video çekeyim. Hem paket açılımı videosu sevenler oluyor, hem de biraz izlenmem olur diye. Umarım iyi bir oyuncu çıkartırız. Harry Kane, bize kimi vereceksin Harry Kane? Harry Kane sağ bek. Kamizi verdi. Patatesi izi bulduk gene. Yani patatesin kralını gördük. Bu paketler normalde nadir oyuncu paketleri vardı. Ben onu dün açtım. Yani 2000 coins falan vardı. 2 milyon coins falan vardı, özür dilerim. Ben onu 500'e indirdim. Dedim geri kalanında şey çekeriz, video çekelim dedim. Umarım efsane bir oyuncu çıkartırız. Hepsini açacağız gördüğünüz gibi. Messi, bize kendini ver oğlum. Bize kendini ver Messi. Ver oğlum bize kendini. Ver oğlum bize kendini. Messi bize başı gösterdi. Hayırlı olsun. Mane güzel bir santrofor. Fiyatına niye bakıyorsan ben de. Zaten satacağım ama. Merak ettim açıkçası. Ama satayım, gönderelim, hiç gerek yok. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben geçen seneye kadar PES oyuncusuydum. Jonas efsane kartlarından biridir. 16'da FIFA'yı tercih ettim. Çünkü FIFA gerçekten bu sene mükemmel bir oyun yapmış. Eğer siz de FIFA oynuyorsanız, Ultimate Team oynuyorsanız, şunu söyleyeyim, coins'iniz az ise, yani kadro kurun, onu söyleyeyim yani. İşte mesela 300k coins'in var, 400k coins'in var, o kadroyla paket açmayın arkadaşlar. Yani şansınız, bu şans, ben onu söyleyeyim yani bakın. Ben çok paket açtım bu zamana kadar. Yani coins alıp satıyordum, bir şeyler yapıyordum. Coins alıp satıyordum derken yani coins alıyordum. Oyuncu alıyordum ya da paket açıyordum genelde. Şimdi bu İbrahim mi? Yani İbrahim mi? İbrahim nereden çıktı? Paket açıyordum. Elimden geldiğince bir şeyler çıkarmaya çalıştım. En sonunda zaten bir Suarez çıkarmıştım. Oradan yani bu fiyat. Kadromu kurmuştum. İspanya kadrosu kurmuştum. Ama Messi Ronaldo'yu görünce dedim hadi paket açılımı yapayım. Belki hayalimdeki Ronaldo'yu düşürebilirim. Messi oyunda biraz arkadaşlar fiziği ve boyu kısa olduğu için Messi'yi kullanacaksanız çok çalımcı bir oyuncu olmanız gerekiyor. Veya hızlı kullanan bir oyuncu olması. Ben daha çok pasla veya fiziği dahil oynadığım için Ronaldo'yu tercih ederim oyunda. Videoyu kesmemiz gerekli. Çok uzun video olacak çünkü. Olcay Şahan geldi Beşiktaş'ta. Messi, bize gene kendini vereceğim. Verme kendini kardeşim bize. Bize takım arkadaşın Suarez'i verseydi çok güzel olurdu. Bir tane paket gelmiş, sözleşme paketi mi? Altın paketiymiş. Onu da açalım, onu da en son açalım kardeşler. Şimdi uğraşmayalım. Şunları bir açalım. Para da bitmiyor böyle ya, nasıl yapacağız? Santrafor. Zaza geldi, vay Zaza. Oldukça hızlı geçmeye çalışıyorum paket açılımını kardeşlerim. Çünkü bu işin renderı da var. Video çeken arkadaşlar iyi bilir. Bu kim? Cellini. Vaa çok güzel karttı kardeşlerim. Güzel karttı. Cellini 25'e falan gidiyor herhalde. Gösterdi. Birazdan bu arada mikrofon kafayı yedi. Bir saniye canım.
Bu arada buradan ses çıkabilir. Özür dilerim mikrofon sesleri için. Şimdiden kusura bakmayın şu mikrofon seslerim için. Mikrofon, yaka mikrofonu kullanıyorum. Arada düşüyor. O yüzden. Hadi oğlum, iyi bir oyuncu. Johnson geldi. Almanya ligi kuracaksanız. Almanya'da oynuyor ama şaşırdım ben. Borussia Mönchengladbach. Arnesi. Sonra Amerikalı da. Sistem ben. Başka sorun değil. Abi David Talabı ver birini bize oğlum. Roberto sol, ya solda da onu. Van Rey nasıl olur solda da ya? Bir şey yani altın olması lazım şuraya bak. Yani solda da iyi bir golcü. Benim altın olması gerekiyor yani. Bunun altın olduğu yerde solda da nasıl altın olmaz? Biri bana bunu açıklasın. Hadi hocam yapıştır gelsin hocam. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Ver bir Ronaldo. Lionel Messi. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri Messi. Ver oğlum bize kendini. Stoper. Gabriel. Oğlum adam uzaylıya benziyor. Bu nedir ya? Ben senin kulaklarına şimdi... Dinamo. Tamam. Of of. Diyesin yakamı tutun şimdi söyleyecekler işte arkadaşlar. Kim bu? Honda. Ulan Honda nasıl altın değil be? Ulan terbiyesler. Yani çok dandik oyuncular altın yapmış. Yey. Hani böyle iyi oyuncular falan altın yapmamış. Gerçekten çok saçma. Honda iyi bir oyuncu yani. Santrafor kim la bu? Braga'dan. Kimdir? Ahmet Hassan. Fenerbahçe'yle maçları vardı Braga'nın. Fenerbahçe'nin de topa golü yemişti. Fenerbahçelilere buradan tebrik ediyorum. İyi bir galibiyetti. Ülkemiz adına iyi puan geldi. Umarım finale kadar da gider. Iborra geldi. Alexander Lacazette geliyor gene. Alexander Lacazette. Kim vereceksin bize oğlum? Danilo'yu verdi. O Danilo mesajında ayrı bir mesaj var. Şimdi onu söylemek terbiye müsait mi yani? Onu söylemeyeceğim arkadaşlar şimdi. Psikolojimiz bozulmasın diye paket açıyorsun diye. Ospina. Bir ara Fenerbahçe'ye Beşiktaş'la gündeme gelmişti. Ama şimdi Boyko alındı. Boyko iyi bir kaleci Boyko. Beşiktaşlı kardeşlerin iyi bir kaleci. Uyum süreci olacaktır. Muslera da ilk Galatasaray'a geldiğinde. Eli küçük deniyordu. İşte iyi oyuncu denmiyordu. Ulan bir an Thiago Silva sandım. Marquinhos gelmiş be. Hani sol gösterip sağ çaktı iyi ya. Zilliyorum bak. Solu gösterdi sağdan çaktı. Olmuyor böyle yiyeceğim yani. Bize iyi bir oyuncu vereceksin ki biz de burada coşalım ya. İsmini okuyamadığım kişi. Sol orta sahasın. Bize vatandaşın olan Cristiano'yu versen şu an buradaki kanaldaki yani izleyen YouTube'daki bu videoyu izleyen kişiler seni var ya öpecekti kardeşim, öpecekti. Santrafor, Lukaku mu? Aynen. Bu hafta informu çıkar diye düşünüyorum. Chelsea 2 tane çok güzel gol attı. 2 tane mi? 1 tane mi bilmiyorum ama 2 tane aynen. 2-1 gitmişti o maç. Galiba, yanılmıyorsam 2-1 gitti diye biliyorum. Marcelo gelmiş ama bu çakma Marcelo. 1-200 falan polisimiz kaldı kardeşlerim. O altı paketini unuttum. Orada gözüme çarpıyor, açacağız onu şimdi bekleyin. Geri kalan satıp gönderdim. 1,5 milyon coins paket coins açılımı devam ediyor. Şu ana kadar çıkardığımız en iyi oyuncuya bakarsak Cellini'ydi. Thiago gelmiş. İlk FIFA 16'ya başladığımda oynadığım oyuncularda, İspanya kodusu kurduğum oyunculardan birkaçıydı ve iyi bir oyuncu. Eğer Rane'nin olmasına, altın olmamasına bakmayın, iyi bir oyuncu. Eğer durumunuz iyi değilse Benzema mı diyecektim. Ulan da gitmek geldi. Bir ara Galatasaray'la yanılıyordu ama Tigres'e gitti. Tamı tamına 900.000 coins'iniz vardı değil mi? 1,5 vardı. 600.000 coins de harcadım bakın. 600.000 coins harcadım. Sadece çıka çıka Cellini çıktı. En iyi pakette düşünün. 600.000 coins'e ne inform var ne bir şey var. Sol
Neyse beni denetme ise. Senin ne işin var burada? Real Madrid'de gördüm, tamam. İlk form olmadığını gördüm. Ama Real Madrid'den biri gelecekse bu kesinlikle Cristiano Ronaldo olmalı. Başka birini istemiyorum. Gareth Bale olabilir de. Benzema da gerek yok. Çok ucuzdan gidiyor. Ya Portekizlere göre rüya görmeye başladım artık be kardeş ya. Hedef ben miyim Tyson ya? Hedef ben miyim Alaba? Oğuzhan Özyakup Ranmeyer yani altın değil. Saçma olmuş. Oğuzhan Türkiye'nin iyi oyuncuların, genç oyuncularından biri. Bence altın olmalıydı. Hadi yay. Hadi yay. Bizi birini ver yay. Hadi. Lacazette geldi ortaladı. Gene Portekiz, iki taraf Portekiz'i psikolojimi bozmaya gelmişler yavşaklar. Onlara buradan diyorum ki durun artık stop lan. Siktirin gidin. Bana Ronaldo'yu verin oğlum. Messi. Kardeş. Sen bize kendini ver ya da o arkadaşı ver. Santrofor. Diego Costa mı? Aynen öyle. İyi bir paket sayılır. Fiyatına bakalım. Merak edenimiz olacaktır. 15 bin aşk. 16, 17. Yani şunu gördüm. Şaşırdım çünkü. 16'ya gidiyordu. 16-15'e falan gidiyor işte kardeşlerim. Bunu biz transfer de listesine ekleyelim. İkinci oyuncu. Hayırlı olsun. İyi bir paket sayılır. E işte sayılır. Tabii ki bir Cristiano değil ama paketin iki tane paket parasını çıkardık. Orta saha Müller mi? Ulan be. Ulan be bir an Müller sandım ha. Neyse geçti değildi. Çok ucuza gidiyor ama olsun. Bir de şey gelmiş. Ulan bir ara Müller sandım var ya. O da güzel paraya gidiyor. Diego Costa ile hemen hemen aynı paraya gidiyor. Sol bek Johnny. Çok derin anlam içeriyorsun Johnny. Çok derin anlam içeriyorsun Johnny. Seni sevmedim dostum. Yay bize bir anlam içeriyor. Johnny'yi verdiğine göre diyor ki size diyor nah diyor. Ronaldo Messi sağ bek. Alan be Hector Bellerin sandım be. Olsun arkadaşlar ilk totimizi çıkardık. De Marcos geldi. Ulan be ulan be. Ulan bir ara bunu gördüm bu adam uçmuş dedim de. Fena değil. Fena değil. İyi paket sayılır. Güzel. Kardeşim bir Totti gelseydi Ronaldo geleydi Allah'ına kurban be olamadım burada. Yani Totti'yi gördüm kardeşlerim sabit görmeden önce böyle kalbim bir mikrofona çarptı yani. Stoper. Lan Portekiz'i gele psikolojimi bozdunuz be. Hedef ben miyim be. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Bize güzel bir oyuncu vermedin gittin De Marcos verdin. Tamam Totti ama. Yani vereceksen Cristiano ver vermeyeceksen verme kardeşim. Cedric Bakan bu. Oo, bakın kardeşlerim. Bursa'daydı Villarreal'e gitti. Bakın eğer rotasyon oyuncu yani ucuza kadro kuruyorsanız FIFA yeni başladıysanız veya mobilde oynayacaksanız Cedric Bakan bu tam sizlik bir forvet. Bakın 86 hız, 77 şut, 76 fizik, 80 dribling. Tam yani rotasyon oyuncusu olmuş. Hatta hızlı oyuncu yok. Bir forma vardı. Bir formada şeye gitti galiba. Fransa'ya gitti bir formada galiba. Cedric Bakan mı gelmiş? Çok iyi olmuş. Cedric Bakan bu bizim için FIFA 17'de rotasyon oyuncusu olarak dönecektir bize. Sol bek durum gelmiş. Üç paketler şansı burası De Marcos olsun Diego Costa olsun ama benim istediğim oyuncu hala çıkmadı ve o çıkana kadar da paket şey bitene kadar basacağım kardeşlerim bunu söyleyeyim yani 800 bin koyusumuz vardı. Nasıl yaparım ara ara keserim artık o videoyu çünkü çok uzun olacak bir saatlik video zaten kimse izlemez bir saatlik videoyu. Ver. Diego da altın olmalıydı bence. Diego 80 olabilirdi. Altın olmalıydı. Mane gelmiş. O da rotasyon oyuncusu. Allah'ım bir Cristiano oldu be. Hadi be Allah'ım be. Roma gelmiş. Bakalım fiyatına da yok. Tırtıngan orada 650 gördüm. Psikolojim bozuldu ya. Yazık günah be kardeşim. Bize de yazık günah değil mi? Şimdi bu videoyu izleyenler kişi diyecek ki ulan diyecek adam 1.5 milyon koyunsa bir tane Ronaldo düşüremez diyecek. Bak şimdi videoyu atacağım ben diyecek tamam mı? Adam diyecek ki ulan diyecek. 1.5 milyon diyecek adam bir tane Ronaldo düşüremiyorsa. Bir sokayım ben öyle diyecek bir şeye. Oyuna.
Almayacaklar. Sen şimdi burada bize kıyak geç. Çaktırmayacağız onu. Hadi iyi, hadi iyi, hadi iyi, hadi iyi. Bize bir kıyak geç, hadi. Lan Messi kendini ver diyoruz, onu da vermiyor. Bu su içeyim arkadaşlar çok. Tamam kurudu. Şükür. Hadi. Tony Green'in olsun. Kartı gerçekten çok iyi. Şimdi bir de arkadaşlar eğer istiyorsanız yani Ultimate Team serisi istiyorsanız 10.likten bir üst lige kadar şöyle söyleyeyim. Bana işte yoruma yazın ki abi ya da işte Mertcan ya da Mert hani genelde Mert diyorlar. Siz Mert diyebilirsiniz. İşte Mert işte şu şekil yap kardeşim ya da şu şekil yap abi de. Main Rune'u dedim bir ara. İşte Türkiye kadrosu istiyoruz. Almanya kadrosu istiyoruz. Veya İtalya kadrosu istiyoruz. Eğer İtalya kadrosu çok iyi bir kadro, onu söyleyeyim yani. Kaleci De Gea mı, Reina? Evet, De Gea mi? De Gea mi diyor? Nasıl sıktırıyorum da şunu. Sergio Aguero. İngiltere'nin en iyi forvetlerinden biri. Vatandaşı Messi verecek bize şimdi. Eşara mı sana? Eşara bir dakika inanıldığı gibi ben Roma'da nasıl kaçtı? 750 bin koyusumuz var, vay ya. 750 bin harcadık şu ana kadar arkadaşlarım. Ay, futbolcu ismi okuma özürlü. Bir tane oyuncu çıkarmışız diyor. Kimi çıkarmışız? Şöyle gösterelim. Demarcus inform, bir tane informumuza. Götze, Costa, Chiellini, Pepe, Handanovic ve bunlar daha önce çıkarmıştım, özür dilerim. Şunları çıkardık. Bak. Demarcus, Götze, Costa, Chiellini. Şu 4 tane oyuncu çıkardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elinize sağlık kardeşlerim. Beğenip abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Devamını isterseniz dediğim gibi aşağıya yorum yazabilirsiniz. Mikrofon gene kaydı. Yorum yazın. Gözünüze sağlık, elinize sağlık. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşürüz kardeşlerim.